yavaş. Asıl sana yavaş. Tamam, pardon. Kusura bakma. Güzel. Sade düz kahve. Filtre veriyorum. Ver. Ben ne veriyorum? 27.50. 27.50. Altı da sendeyim. İsim ne yazayım? Gerizekalı. Nasıl? Ya yok. Bunu iptal edebilir misin ya? Ya da ben bir 10 dakika sonra gelsem. Abi dedim ya ben ısmarlayacağım diye. Niye sen alıyorsun? Ya yok öyle. Bana da bir bilek ay kardeşim. Temas. İsim? Evren. Ya kusura bakma. Yani kardeşim gelince halledeceğim ben. Tamam tamam takılma bende. Sana zahmet şunu tutar mısın? Müsaittir açamıyorum. Efendim Ceren. Ne? Tamam sakin ol. Neredesiniz? Derinin yanında kim var şu anda? Lan. Çanta. Ne? Lan. Ne? Pardon. Derin burada. Nerede? İçeride. Kerem. Senin ne işin var ya? Telefonu açsaydım bilirdim. Koşuyordum. Ne yapayım? Niye? Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Değilim Kerem. Yalnız bırakmasaydım böyle olmazdı. Bana bak, bugün hiçbir yere ayrılmıyorsun. Tamam mı? Hadi. Yok artık ya. Sen buraya kadar bunun için mi geldin? Sen çok hızlı koşuyorsun. Gerek yok yani bu kadar. Sağ ol. Nasıl oldu bu? Dersteydik biz. Sonra bir mesaj geldi. Sonra da öyle işte. Mesaj? Ne mesajı? Biliyorum da. Seni tanımıyorum yani ben. O yüzden sorsam. Telefonu nerede Derin'in? Bende. Ver. Şifresini mi girdin? Sevgilisi falansa biliyordur. Yaz. Bu sefer bittin lan sen. Ay bir şey yapacak bu. Sen nereye? Bana bak. Bak okulun ilk günü Kerem. Bir şey yaparsam vallahi seni gebertirim. Tamam, sakin. Okey. Yas! Oğlum yine mi sen lan? Yine ben lan. Ha? Yine ben. Ne istiyorsun lan sen adam? Bu kız lan. Kerem ben Kerem. Alayım kimliği. Kimliği ver. Dur tamam. Bırak vereyim bırak. Siz devam edebilirsiniz. Eyvallah. Yalnız arkadaşlar da ben. Silecek.
gireceksin o resmi. Hadi lan. Senin boyun çok uzadı ha. Geri bas. Geçmiş olsun kardeşim. Nasıl ya? Niye gidiyor? Ne oluyor ya? Ya cevap versenize. Bırak bırak, tamam, hiç uğraşma. Bunun babası mekan sahibi sayılır. Dokunulmazlığı var. Ha, baba parasını anladım da yani. Baba okulu. Komple değil. Yönetim kuruluyuz. Yani neticede bizden çıkan para onlara gider. Biz bursluyuz, bizden bir şey çıkmıyor. Sen yine de çok emin olma. Bunun babasının sözü herkese bir şekilde geçer. Bak bu beyler de çok iyi bilir. Değil mi beyler ha? Yürüyün. E, kimlikleri verseydin. Bizde kalacak, işlem yapacağız. Ne işlemi ya? Bir dakika, size söylüyorum. Ece. Bunun kafası adaletsizliğin normal bir şey olduğunu anlıyor. Yapacak bir şey yok. Bir açıklama yapar mısınız? Madem bir işlem yapacaksın, niye tek tarafa yapıyorsun? Niye onlara da yapmıyorsun? Ece. Ya cevap verir misin? Ben de bu okulun öğrencisiyim ve bana açıklama yapmak zorundasın. Ya. Tamam. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Alo. Ya dalga mı geçiyor bunlar? Şaka mı ya? Ya sana diyorum, bir şey söylesene. Ya seni var ya. Dur ya, dur. Tamam. Sinirlendin anladık ama bu okul malına zarar vermeye girer. Kimliğini alacağız. Tut. Al. Elinden geleni ardına koyma. Tamam? Ama ben de bunu burada bırakırsam bana da Ece demesinler. Ver. Nefret ediyorum babaanne. İns... Buradan patlamış ha. Şimdi. Böyle de pratik oldu aslanın önünde. Bir şey soracağım. Ben kimim biliyor musun? O yüzden mi girdin kavgaya? Kimsin? Bilmiyorsun. Peki. Neden girdin o zaman? Ben kimim o kim bilmiyorsun. Kim haklı kim haksız, kavga niye çıktı bilmiyorsun. Niye? Bilmeyince daha iyi. Çünkü kavganın nedeni her ne olursa olsun sebebini bilince bana anlamsız geliyor. Bir amaç için kavga etmek anlamsız. Hiçbir şey için değmez çünkü. Bilmeyince daha da anlamsız o zaman. Öyle tabii. Ama burada durum farklı. Yani seni üç kişiye karşı tek kişi bırakacak halim yoktu. Orada kim haklı kim haksız bir anlamı kalmıyor. İyi niyet yani. Öyle mi? Kötü bir şey mi? Yok. Ama geçer. Uzun sürmez. Salak değilsen yani. Bir zaman sonra normalleşirsin. Sen de kardeşin de. Kerem, Derin uyandı. Şey, bu arada uyanınca telefonu istedi ama ben yine kötü olmasın diye vermedim. Sağ ol. Pislik. Hadi. Derin. Derin, iyi misin? İyi misin sen? Kimse inanmayacak bana. Nasıl doğum günü ama? Pislik ya. Ben kimseye inandıramayacağım kendimi Evren. Derin, bir sakin ol. Tamam mı? Ben gördüm mesajı. Sende mi telefon? Değil, bende telefon Derin. Ne mesajı? Merak ettim sen. Bak Evren o gece teknede çekmiş, benim altımda bikini var. Ama belli olmuyor. Ama Derin ille delirteceksin sen insanı. Ya sen niye bağırıyorsun? Ne? Yok. Ne yapayım yani? Tamam. Ayıp. Gittiysem gittim, ben bir şey yapmadım ki. Bu gece denize girdim demedin mi? Sanki sırf damarıma basmak ister gibi. Evren yeter. Açsaydın o zaman sen de telefonunu. Hem ben nereden bileyim ya böyle bir şey yapacağını? Telefonumu bulmuyorum. Telefonum yok. Bir yerlere koyduysa var ya ben biterim. Bir o eksik Derin. Bir o eksik. Ve yattık demiş. Tamam Derin, daha fazla bir şey duymak istemiyorum. Ya şu düştüğüm duruma bakar mısın? Ya ben telefonumu bulamıyorum ya. Allah kahretsin.
Derin. Ne arıyor bu sende? Sen az önce ben bilmiyorum demedin. Derin bir sakin ol. Bir dakika ya. Ne diyor bu ya? Sana bir sakinleştirme yaptıralım mı, ister misin? Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Bu telefonun sende ne işi var? Bırak Kerem ya. İnsanlık yapıyoruz, bir daha aptal gibi azlaştırıyoruz. Yürür mü? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bak biz burada yarım saattir senin isyanlarını dinliyoruz. Madem sen bu kadar kendinden eminsin, kendin paylaş fotoğrafı. Yaz yatta gece denize girdim diye olsun bitsin. Ha, o kadar kolay yani. Yani. O paylaşırsa mağdur olursun. Ama sen paylaşırsan gerçeği gösterme şansın olur. Tabii artık bunun ne önemi varsa. Benim için var Evren. Bas bir tuşa, çöz meseleni o zaman. Yürüyece gidelim. Arkadaş seni bir turda alır mı lan? Neyse. Trip mi attı o bana? Derin bak, onlar başından beri senin yanında oldular. Hatta sırf bu yüzden soruşturma yiyecekler. Yani ben de yiyeceğim ama ben burslu değilim. Bana hiçbir şey olmaz. Ne diyorsun ya? Sen uyurken çok şey oldu Derin. Tiplere bak ya. Hayır, birini sen kurtardın. Ne oldu, diğerine ben getirdim. Buraya yanında bir kişi bile yoktu ama. Lan körler. Kerem. Çıkarcılar ya. Ece. Ya ben özür dilerim. Özellikle senden Ece. Beni buraya sen getirmişsin. Çok sağ ol. Tamam ya. Tam önemli değil. Affettim. O zaman bu akşam benim doğum günüme gelseniz, hem bu tatsız mevzuyu da kapatmış oluruz. Ne dersiniz? Gerek yok böyle bir şeye ya. Mevzu kapandı zaten. Ben hiç yürüyemeyeceğim. Şuna biniyorum, gelirsin. Tabii şimdi bozuldu ya sana. O yüzden gelmez. Kusura bakma, bir dahakine. Ece. Sen bir beklesene. Ben bir tekrar konuşayım. Ring zaten hemen gelir. Olur mu? Tamam. Çok sağ ol. İyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim. Çok iyiyim. Otoparkın oradan geçiyor herhalde. Evet, geçiyor. Sen? Ben daha önce bunları hiç bilmedim. Ama görüyorum hep okulda. Herkes için ilklerin günü demek. Neyse, ben bir Ece'ye bakayım, izin verirsen. Vermem. Fark etmediyseniz uyandırayım. Söylemekten hiç utanmıyorum. Bu benim ilk büyük düşüşüm. Böyle duracak mısın? Yani normalde inatçı biri değilimdir ama duracağım galiba. Tabii eğer senin çekinmeye niyetin yoksa. Ben de çekinmem. Amacını sorabilir miyim peki? Amacım akşam geliyorum dediğini duymak. Bu kadar. Ve seni otobüse bindirecek kadar önemli yani. Önemli. Çünkü ben boşluk almayı sevmem. Her şeyin bir karşılığı olacak ki hesap kapanacak. Doğru mu anladım? Yanlış. Ben bir hata yaptım ve o hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü ben hata yapmayı sevmem. Evren anlattı, benim için kavga etmişsin. Yani senin için değil, Evren için. Dolayısıyla benim için. Hem de karşılık beklemeden. Bunlar bizim pek alışık olduğumuz şeyler değil. Kendini bu kadar beğenmiş olmana rağmen etrafındakilerden bu kadar düşük beklentide olman sence de biraz çelişkili değil mi? Anlamadım. Yani? Tamam. Gerisini akşam anlatırız.
dalga geçmeyecek misin? Niye? Niye dalga geçeyim ki? Bir keresinde birisi görmüştü de sonra arkamdan bir sürü saçma sapan şeyler söylediler. E takılmasaydım? Senin gibi olsam takılmazdım. Nasıl yani? Hiçbir şey umurunda değil senin. Sanki kimse senin canını yakamazmış gibi. Yani dışarıdan öyle görünüyorsun. Sen de dışarıdan iyi biri gibi görünüyorsun. Bak senin sayende kavga çıkmadı. Benim sayemde mi? Yani en azından burada. Evde kesin mesele çıkar da. Ne garip. Ben evde yaşanan olay dışarıda görünür diye korkuyorum. Sen dışarıda yaşanan olay evde görünür diye. Bana da yapsana. Ya şaka yapmıyorum, hadi. Ya hadi. Tamamdır. Tek başıma sürünce taşırıyorum da. Ece'yi görürsen söyler misin ya? Bizim artık gitmemiz lazım da. Tamam. Bu gecede kimseyi sevemem. Saldım kendimi bilemem. Sana ben. Seni onu bunu göremem. Hadi. Anlatırlar deneyemem. İstemem. Evet, nedir? Gözün nasıl geçti? Kapatıcı sürdüm. Evet. Niye böyle davranıyorsun? Nasıl? Hem benim için kavga ediyorsun, hem de soğuk davranıyorsun. Neden? Ya sen tam olarak ne istiyorsun benden? Yani biz neden buradayız mesela? Neden baş başayız? Üstelik Evren içerideyken. Evren'le ne ilgisi var? Hani çocuk senin için kendini parçalıyor ya. Hani her zaman yanında ya. Evet, çünkü arkadaşım. Tek arkadaşım benim. Bir dakika, sen ondan mı? Yani sen Kerem, bir dakika, tam olarak ondan da değil. Bak, hastanede tavır yaptın, sonra otobüste yolumu kestin. Gelmem için neredeyse yalvardın, geldim, umurumda olmadı. Şimdi gitmek istiyorum, izin vermiyorsun. Sen tam olarak ne istiyorsun? Ben sana söyleyeyim ne istediğimi. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Alışmışsın çünkü herkesin peşinde koşmasına, sürüden biri ayrılınca panikliyorsun. Bitti mi? Bitti. Haklısın. Nasıl? Doğru. Ben reddedilmeye pek alışkın değilim. Ama sana bir teklifte bulunduğumu da hatırlayamadım. Evet, bugün sizi doğum günüme davet ettim. Çünkü sen kardeşinle bugün bana gerçekten bir iyilik yaptın. Hem de karşılık beklemedin. Ama belli ki yanılmışım. Çünkü sen bugün buraya gelirken belli ki benden bir şeyler beklemişsin. Ben değil. Ama belki sen benimle ilgili bir şeyler istiyor olabilir misin? Yani ben senin peşine düştüm. Öyle mi? Bilmem. Sen söyle. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim derim. Şımarık bir kızın peşinden koşmam için bu kadar güzel olması bile yetmez. Aynı zamanda beni istemesi lazım. Beni istemesi için de beni tanıyor olması lazım. Yani daha çok erken. Doğum günü kutlu olsun. Thank you.
hallettin mi? Sana garip gelebilir ama seni bekletip bekletmemem benim için daha değerli şu an. Çok değil. 5 dakika. İyi, güzel. Ben de hallettim. Güzel. Çok güzel. Bir dakika, sen bana bakamıyor musun? Saçmalıyorsun ya. Alışkın değilim de ondan fark ettim. Neyi? Ya tamam, geri geldi. Ne? Gözüne perde iniyor bana bakarken. Her şeye bakarken. O bir an kalkar gibi oldu da ondan panikledim. Niye? Bilmem. Beni gerçekten görürsün diye herhalde. Ne olur seni gerçekten görürsün. Tam net olarak görürsen yine burada böyle oturmak ister misin? Ondan emin değilim. Aynı şey senin için de geçerli. Nasıl yani? Sen de beni yani tam net görürsen yine böyle burada oturur musun? Ben de onu bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Hiç, boğazı seyrediyorum. Sen de bak. Şu an her şey iyi. Yeterince iyi. İki seçenekten biri. Akıl almaz güzellikler ya da korkunç felaketler. Birinden biri olur kesin diyordum. İkisinin birden olacağını hiç ama hiç beklemiyordum. Yine de şimdi sorsanız değer miydi diye bu an için değerdi. Bazıları böyle şeylere inanmaz. Duygulara yani. O yüzden size bilimle geliyorum. Aşık olduğunuzda vücudunuz bazı hormonlar salgılar. Yani durup dururken olmayacak şeyler birden oluverir. Bunun nedeni adrenalindir. Göz bebekleriniz büyür. Kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlar. Daha hızlı nefes alıp vermeye başlarsınız. Kaza geçirmiş. Vücudunuzun acı eşiği yükselir. Yani canınız yansa da bunu algılayamaz hale gelirsiniz. Ama ilginç bir şekilde aynı zamanda bütün duyularınız aşırı derecede keskinleşir. Her şeyi görür, her şeyi duyar. En ufak ayrıntıyı bile fark eder gibi olursunuz. Yani bazılarının inanmadığı bu duygu, vücudunuzun kimyasını değiştirecek kadar gerçektir. Tek sorun, korktuğunuzda da, aşık olduğunuzda da aynı şeyi hissetmenizdir. Benim gitmem lazım. Nereye? Ne oldu? Ya ne oldu? Gitmem lazım dedim ya. Ya neden, neden? Öyle. Bu cevabı verebiliyor muyuz 9 yaşından sonra? Ne? Yani diyorum ki daha açıklayıcı bir neden var mı? Onun yerine sen bir çekilsen Kerem. Kusura bakma, benim bunu öğrenmem lazım. O kadar kötü müydü?
Çünkü daha önce hiçbir öptüğüm kız kaçmamıştı. Çünkü sen öpmedin. Ben seni öptüm. E tamam, daha da saçma değil mi senin gitme? Yani öyle değil. Ben... Kusura bakma, şunu kapatayım. Geliyorum. Bir saniye. Derin. Ya bir... Derin! Taksi! Ne var Allah'ın belası, ne var? Kerem! Kerem korkma, tamam mı? Ne oldu? Babam kaza geçirmiş. Ne? Burası ya. Neresi burası? En gelmememiz gereken yer. Bak dur, bir şey söyleyeceğim. Bak insan işte. En gelmem dediği yere geliyor, yapmam dediği şeyi yapar. Her felsefenin sırasında iki. Bir dur. Karanlık, ne yapayım? Tamam, gel hadi. Yukarı çıkacağız. Dikkat et. Bir şey soracağım. Geldik mi? Geldik. Sesler geldi, uyandım. Şey, su almaya çıkmıştın mı? Ha. Su almaya üstünü giyinip gidiyorsun. Ben ders çalışıyordum, daha yatmadım ama. İyi. Yat artık. Sabah olacak neredeyse. İyi geceler. İyi geceler. Özür dilerim. Benim başka çarem yoktu. Yoksa yapmazdım. Neyi yapmazdın? Sen haklıydın. Bizim cinsimiz başka. Benim yerimde sen olsan, benim yaptığımı yapmazdın. Başka çaren olsa da olmasaydın. Neyi yapmazdın?
Hey. Derin. Ya ben nasıl geldim buraya? Şş, şş, şş. Anlatacağım. Bak olaysız geldik, olaysız gidelim. Biraz sessiz ol lütfen. Sen nereye? Sessiz ol, geleceğim. Kimin arabası bu? Dedemin. O yüzden bir an önce yerine geri koymam gerek. Niye? Çaldım gibi oldum biraz onu. Bütün gece benle uğraştın. Üstümü örttün. Koltukta kıvrılmıştın sabah. Ya bir de üzerine hırsızlık. Adrenalin diyelim. Büyük borçlandım sen. Yok, asla. Yok, düşündüğünden fazla. Çünkü sen en savunmasız halimde beni korudun. Başka ne yapacaktı? Bu gece benimle kışa merhaba der misin? Yok, ben öyle şeylere merhaba demiyorum. Şimdi davet edersin, ben gelirim, yüzüme bakmazsın falan. Yaşandı bunlar daha önce. 8'de. Benim için çok önemli. Niye? Çünkü artık ne istediğimden çok eminim. Ve sana da akşam söyleyeceğim. Eğer gelirsen tabii. Ama ben yine de bekleyeceğim. Söz. Söz. Evet, söz. Sen. Söz, ben. Şoförlük mü yapacaksın diyordun. Gayet de yaptın. Güzel oldu. Daha fazla utandırmasan mı beni? Niye utanıyorsun? Bir de soruyorsun. Sen dün gece yiyorsan dün gece çok tatlıydın. Yani normal halindense dün geceki halini tercih ederim. Neden? Yani şimdi nasıl gözüküyorsan dün gece de öyleydin. Böyle doğal, filtresiz. Bir şey mi dedim Kerem? Saçmaladın ama bir yerde çok doğru şeyler söyledin. Ne dedim? Sen haklıydın dedim. Hangi konuda? Yani onu tam olarak anlamadım. Ama herhangi bir konuda bana hak vermen güzel, hoşuma gitti. tamam, seni de güldürdüysek göre tamam. Ben gideyim artık. Bu başlayacağım işine ya. Benim çalışıyor olmam lazım, senin burada olman lazım. Evet, güzel. Konseptli parti. De, nereden bulacağım ben bu kızı? Kerem. Sanki biraz dikkat çekiyor gibi. Çünkü bugün öyle olması gerekti. Geliyorum hemen. Çok pardon. Eğer işin varsa... Yok, hemen geliyorum. Kimle konuşuyorsun? Ece. Evren iş mi bulmuş, ne yapmış? Ben de evdekilere yalan söyledim, onu halletmeye çalışıyorum. Evren iş mi bulmuş Ece? Evet, otel mi dedi, bir şey dedi. Zaten mekanın yerini öğrenmek için aradım da o da açmadı. Merak etme, korkma. Yani Evren eğer
bir şey yapıyorsa birisi için o şey muhakkak iyidir. Çünkü ya hiçbir şey yapmaz ya da en iyisini yapar. İyi tanıyorsun. Sen kıskanç mısın ya? Asla. Yok, baya baya kıskançsın. Kıskanç olsaydım eğer sana türlü türlü sorular sorardım değil mi? Ne gibi sorular? Ne gibi sorular? Yağız'la aranızda tam olarak ne var? Yani sevgili miydiniz yoksa sadece bir yemeğe mi çıktınız? Yemeğe çıktıysanız niye böyle bir kriz yaşadınız? Bir de evren meselesi var. Evren niye her yerde? Niye her yerde seni savunuyor, senin için kavga ediyor? Ayrıca Yağız'dan niye özür diledin? Yani seni korumak için yaptım dedin ama benim korunmaya ihtiyacım yoktu. Bir de Yağız nerede? Her yerde peşinde olan insan niye bugün burada değil? Yani bir tane özürle vazgeç senden. Bir de neyi düşünürsen ölürsün. İyi ki kıskanç değilsin. Yani yoksa çok zor bir insan olursun. Yani. Bir şeyler içelim o zaman. Olur. Daha başlamadı. Açılıştan sonra başlayacak. Ama sabaha kadar müzik devam eder. Buranın olayı ne? Yalnız etraf biraz kalabalık. Yani? Yani yalnız başımıza bankta iki kişi otururken bir anlamı yoktu deyip geçmek var da şimdi bu kadar insana hesap vermek zorunda kalırsın. Sevgilin zannederler beni. Bunun bir anlamı olmaz. Ama elini tutarsan olur. Peki. Ama sen uzak dur çünkü başına bela alırsın. Ne diyorsun oğlum? Hiç bana celallenme. Hiç bana celallenme. Ben hesap soracağım biri varsa bak burada o. Bana sor. Bana sor. Neyin hesabını soracakmış ben ona? Ya. Geçen gece Evren beni göl kenarından niye çağırmış? Bir sor bakalım. Haberi var mı? Bir sor bakalım haberi var mı? Benle neyin pazarlığını yapmış? Bir sor bakalım. Haberi var mı? Bir sor. Seni el birliğiyle satmışlar. Bir sor bakalım haberi var mı?
geliyor. Gelin. Saçmalıyor işte, hadi gel. Dur bir dakika ya, madem saçmalıyor bir anlat gerçeğini olayı. Ha, bak ne güzel söyledin çocuk. Madem saçmalıyorum anlat gerçeğini olayı, değil mi? Ha? El birliğiyle sattınız mı sat... Bari çocuk fiyatını bilsin ya. Ya sen nasıl bir pisliksin ya? Ben mi pisliğim? Ben mi pisliğim? Hiç yakıştıramadım. Gelin. Doğru mu? Kerem. Bak gerçekten benim başka çarem. Kerem. 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 Duymak istemiyorum ben. Ama. Aması maması yok. Asıl kötü olan ne biliyor musun benim? Eğer gelseydin bana, sen gelseydin, öyle olması gerekiyor deseydin ben seni affederdim zaten. Çünkü ben bir kere o eli tuttuğum zaman bir daha bırakmam. Eğer bırakıyorsam da bir daha o eli tutmam. Nasıl yapıyoruz şimdi? Son kararım. Eminsin değil mi? Eminim, eminim. Güveniyorsun yani bana. Ya yine satarsam seni? Yine satarsam beni... o pres makinesinin içine seni koyarız kardeş. Kolaydı kardeş. Kolaydı. Ne oldu? Daldın. Niye yapıyorum diye düşünüyorum da. Ulan emin misin demiştim. Emin olmak istedim işte. Değer mi diye. Ben İstanbul'a geldiğimden beri iki araba kaybettim. Bursumu yakıyordum. Babamın arkadaşının evinde misafir olmak zorunda kaldık. Sonra dedemin evine sığıntı olarak terfi ettik. Hepsi de o çocuk yüzünden. Sonuç? Değmez. Biliyordum. Temiz çocuksun sen. Ama hepsinden daha önemli bir şey var. Neymiş? Babam. Yaralandı o kazada. Boyunlukla gezdi 3 gün. Kolu da yaralanmış. Şimdi bana sen söyle. Babana zarar gelmesinden daha önemli bir şey var mı hayatta? Bu soruyu bana sorma bence. Ben sana söyleyeyim o zaman. Yok. Vardır öyle babalar. Öyle düşünen oğullar. İşte ben de onlardan biriyim. O zaman sahne senin. O zaman... bunu duysa sinirden deliye dönecek olan babam için. Tamam ulan bu kadar korkma. Hep sen mi ziyarete geleceksin? Bir sefer de biz gelelim dedik. Nasıl girdin lan sen içeriye? Sen bu kapıyı kilitlememişsin. Tabii bu kadar güvenlik varken kilitlememen normal. Ama sizin bu sağ tarafta açıklık var. Orayı güvenlik görmüyor. Orayı söyle bir halletsin. Gel gel. Bana zarar verirsen bunu geri vermem. Ver lan şunu! Şişt, bağırma lan! Baban duyacak manyak.
Oğlum sen kafanın içinde et mi var senin? Ne var lan? Manyak mısın sen? Arabayı çalmanın yanına kalacak mı sanıyorsun? Biliyorum. Teker değse yola ben var ya seni aldırırım ha. Biliyorum biliyorum. Ben de o yüzden geri getirdim. Al kardeşim. Lan ver şunu bak. Ver ver. Lan. Tamam. Tamam. Nerede diye sormayacak mısın? Nerede? Şimdi bak buradan... Gerçi buradan değil, sen buradan çıkıyorsun. Buradan çıktın, sizin o büyük gereksiz kapı var ya, oradan sağa dön. Bir arazi var, boş. Ama başı boş bir arazi. Oraya koydum. Üstünü de açtım, dikkat etmiş olmasın. Bence hemen git. Tamam, üstü açıldı. Kabriyoya. Hadi, ben buradan çıkarım, sen merak etme. Ne oldu? Uyandırdın mı çocuğu? Öperek. Yok ya, şaka değil mi? Şaka değil mi? Bu kadarını yapmazsın lan. Oğlum bu kadarını da yapmazsın. Ben babama ne diyeceğim lan? Ne yapıyor lan bu? Toparlayabilir miyim diye bakıyor herhalde. Ben babama ne diyeceğim? Şunun haline bak. Önünde babasını çekip vursan bu kadar... Çok doğru seçim yaptın. Ama şimdi uçurumdan atmaktansa böyle preset önüne koyma fikri de senindi. Sen olmasan yapamazdım, sağ olasın. Yani bak bittim ben. Bunu bir daha yapmayalım. Kesinlikle. Yani gelmiş. Ah nihayet. Saat, yemek saati. Biliyoruz geciktik, kusura bakmayın. Yo değil, Ece ile Beliz'de inmediler. Ece'yi mi babaanne? Görmedim ki. Ben bakayım ya, biz konuşamadık. Ben de geleyim. Sen dur, benimle mutfağa gelsen önce. Ben önce mutfağa gideyim, sonra bakayım. Geldiniz mi? Baban nerede? Geldi aşağıda. Neyse o gelir. Ne oldu ya? Ya ben bu aralar kendimi çok tutamıyorum da. O çıkar nasıl olsa. Ya yok bir şey. Yok bir şey ya. Geleyim mi? Gelmezsen. Tamam. Ya Kerem ne dedim ya? Gelme dedin. Tabii ki de. Burnumun dibinde bittin ya. İyi misin bakayım sen, ne oldu? Ne yaptın, neredeydin diye sormayacak mısın? Onu az çok biliyorum. Gerçi Simla doğum günü hakkında biraz şüpheli konuştu ama... Olsun, önemli olan senin iyiyim. İyiyim. Değilim pek ama geçtik. Birazcık utandım. Bir de korktum falan. Pişman oldum çok. Neyden pişman oldun? Her şey. Bir sürü şeyden yani. Ama galiba en çok da annemle babamı böyle perişan ettim diye. Sen iyi ol. Gerisi önemli. Sen iyi ol diye ben de sana böyle bir şey aldım. Sen bana hediye mi aldın? Dış mutlaka kötü gözüküyordun. Kıcık bak yapma. Bu
kaybetmiyorsun. Hem kim? Bunu düşürsen de hemen buluyorsun. Hemen geri takıyorsun. Üstünde ne kadar kara bulut varsa hemen gidiyor. Ya sen inanmazsın ki buna. Ama sen inanırsın. Teşekkür ederim. Çok aptal duruyor gerçi ama çok güzel. Ne yapıyorsun? Görkem nasıl? İyi. Simlerle birlikte morluklarını kapattık. Bir de sana bir haberim var. Simle artık yalnız yaşamıyor. Evet. Güzel. Bir de avukatla konuştum. Bu şiddeti belgelememiz için rapora ihtiyacımız varmış. Tamam, hallederiz onu. Halledersin. Biliyorum. Derin. Sence de bizim konuşmamız gereken bir şey yok mu? Var mı? Yani hani en son bu konularda kalmıştık. Eşofmanlı bir adam bizi kovalamadan önce. Evet. Sen değiştin demiştin bana. Hoşuna gitmemiş sanırım. Olduğum gibi sevilmeyi tercih ederim. Tabii eğer seviliyorsan. Ne yapıyorsun? Şimdi de sıra sende mi? Ne sırası? Hani sen kaçtın, ben kovaladım, ben kaçtım, sen kovaladın. Buna bir son vermesek mi artık? Kerem. Bak, ilk hatamda elimi tutmayı bırakacaksan hiç tutma. Rövanş diyorsun yani. İşine gelirsin.